Ay bir girişi 30 defa yaptım. Gerçekten şuraya kamera arkasını koysam. Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Suna. Sesim biraz tuhaf çıkıyor. Fakat hani hasta değilim ama burnum tıkalı. O yüzden de hani sesim biraz tuhaf çıkıyor. Bugün çil yapma yöntemlerinden bahsedeceğim size. Galiba yanlış saymadıysam 3-4 tane falan çil yapma yöntemi var. Bir tanesi kesin çözüm. Yani direkt hani hiç uğraşmadan tak 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 yapacaksınız. O yüzden izlemede kalın. Ben hepsini yaptım. Hepsini kullanarak da dışarı çıktım. Kalıcılıklarından da bahsedeceğim. Tecrübelerimden. O yüzden videoyu izlemeye devam edin. İyi seyirler. Bu arada herhalde bu girişi 50. defa falan çektim. Ay yok kilomu aldım. Bir şuraya sığamadım. Bir kamera titriyor. Bir tekrardan. Ya ben biraz tikli bir insan olduğum için bak kalk bak. Bak kalk bak kalk. O yüzden zorlanıyorum. Videoya geçelim. İlk başta saçımı toplayacağım. Toplayacağım derken şöyle önüme gelmesin diye. Bakayım. Böyle yapmayacağım. Şunu galiba daha çok seviyorum. Bakayım. Şurada da ayna var. Bu çok böyle alttan baktığım için tam gerçek etkiyi vermiyor. Evet, saçımı toplayıp geldiğime göre, yine dibim gözüktüğüne göre başlayabiliriz. İlk başta kalıcılığı az olandan başlayıp... Kilo aldım, kilo. İlk başta kalıcılığı az olandan başlayıp çok olana doğru gideceğiz. İlk başta herkesin de bildiği üzere ve herkesin de daha kolaylıkla temin edebileceği düzeye göre başlayayım. Yine iki çeşit far kullanacağım. Bir açık, bir koyu. Bunları kullanacağım. Ve şöyle kesik uçlu bir fırça ile yapacağım. Öncelikle fırçamı ıslatacağım. Ya da hayır, öncelikle şey alayım. Alıyorum. Bu arada bunun kapağı kırık. Bir şey de demek istemiyorum Flormal'a fakat. Sonra sunuz uçlu oluyor. Kesik ucu, sivri ucu aldım. Bu biraz koyu gelecektir. Bunları daha sonra gidecek, böyle koyu olmasına bakmayın. Bu arada bir tarafıma böyle farklı yapacağım, bir tarafıma böyle farklı yapacağım. Çünkü çok da oyalamak istemiyorum sizi. Çok düşünceliyim bu konularda farkındaysanız ha. Tüm yanağımı yapacağım. Ay bu ne, ben gibi oldu. Demek istediğim değildi. Şimdi orayı ben ıslatırsam sonra tutmayacak biliyorum. Böyle yaptık. Ama bastırıyoruz. Bu biraz koyu oldu açıkçası. Böyle biraz git 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 yapıyoruz. İlk çil yöntemimiz bu şekilde. Tabi bu kaş farı ilk başta. Kaş farı olduğu zaman normal göz farına göre çok daha kalıcı oluyor yüzde. İlk çilimiz bu şekilde. Şimdi hemen bunu silip ikinci rengimizi yapacağım. Ya da şu tarafı silmeyeyim, sadece buraya yapayım, aradaki farkı görün. Yine o kesik uçlu fırçamı alıyorum. Ucunu hemen böyle temizliyorum. Hem biraz da ıslatmış oluyorum ıslatmayendille. Şimdi bu rengimizi alıyoruz. Bu arada en güzeli en sonda. Bunlar geçici çiller. Yani anlamanız için yapıyorum. Aradaki ton farkı. Bu daha doğal tabii ki de. Hani bu biraz daha esmerler için. Bu tabii ki de bunu beyaz tenli bir insan yapmaz. Fakat kalıcılıklarından bahsetmek istiyorum. Yüz yüze dokunmadığınız sürece gitmiyorlar. Hani çünkü bak şöyle yapayım, yine birazcık kalıyorlar. Aa evet bak. Ne dedim ben size? Göz farı daha kolay gitti. Böyle böyle yaptım. Anında bu daha kolay gitti. Kaş farı daha kalıcı. Ama bak gittiğinde bu da doğal duruyor. Göz farını gösteremedim ama anlamışsınızdır. Şimdi hemen silip diğer yönteme geçiyorum. Şimdi ikinci
yöntemimize geçmek istiyorum. Aslında ikinci derken hem üçüncü hem ikinci. Kategori olaraktan ikinci. Kaşları ve ya farlardan çıktık. Ruja geliyoruz. Şimdi ilk başta şöyle bir şey demek istiyorum ben size. Şimdi söylediğim gibi far kategorilerinden çıktık. Bu sefer ruja geldik. Ama gelmeden önce şöyle bir şey demek istiyorum. Bu şimdi benim en sonunda kullanacağım pastelin çil kalemi. Bu ise kalıcılığı daha buna göre tabii ki de daha az olan dudak kalemi. Şimdi bu 30 lira. Bu 2,5 lira. Şöyle başlıklarını da göstermek istiyorum. Sivriliklerini. Tabii ki de bir çil kalemine 30 lira vermem diyorsanız 32 mi neydi, 33 de olabilir. Onun yerine geçici bir şey istiyorsanız. Tabii yine bunu yüzünüze elletmedikçe çıkmıyor, onu da söyleyeyim. 2,5 liraya bunu alabilirsiniz. Şimdi bunu göstereceğim size. Ne yazık ki bu videoda çok fazla tikim tuttu ve hani 10 dakikada çekmem gereken videoyu 30 dakikada çekiyorum. Biraz abartı oldu. Şimdi bununla başlıyorum. Bu Sticolor'ın kafi rengi. Hemen şimdi başlıyorum. Küçük küçük noktalar, o kadar. Şimdi tekrardan bir şuradan başlayalım. Evet, çillerimizi çizdik. Ay, şişko geldi zannettim. Tekrardan tabii şöyle bastıracağız. Daha doğal bir görüntü için zaten gidiyor o ben çil değilim efekti. Şimdi biraz yakınlaşayım. Çok kilo aldım. Gerçekten çok kilo aldım ve bu şey benim moralimi bozuyor. Bunu şimdi yakından göstereceğim. Daha sonra da kalıcılığı hakkında konuşalım. Şimdi bu farlara göre daha kalıcı bence. Ben mesela bunu sürüyordum. Akşama yine bir tek bir tane iki tane çilim oluyordu. Şimdi açıkçası doğal. Yani böyle birisini ben görsem yapma demem yani. Ben bunu sürdüm, çıktım zamanında. Kalıcılığı şimdi göstereceğim kaleme göre tabii ki de hiçbir şey. Ben ama seviyorum. Hem uygun. Mesela hem çil, şöyle söyleyeyim. Bugün benim konuşamama şeyim var. Şöyle söyleyeyim. Çil istiyorsanız, kendinize nasıl durduğunu merak ediyorsanız, fakat hani çok para vermek istemiyorsanız 2,5 mu 3,5 mu ne? Alın. Hem dudağınız için inanılmaz güzel bir dudak kalemi. Hep ilk videomdan beri söylüyorum. Hem de çil yapmak için çok güzel bir kalem. Gerçekten alın. Bir daha şöyle göstereyim. Sticolor'ın neredeydi? Kafi rengi. Öyle bir en dibini de göstereyim. Şu şekilde yani. Bayağı kullanıyorsunuz, ben size söyleyeyim. Bu benim 6-7. olabilir. Şimdi geldik en heyecanlı yere. Pastelin çil kalemi yeni çıkarmış oldu. Şu şekilde. Çok heyecanlıyım. Bu 20 saat yüzde kalıyor. Dermatolojikler tarafından onaylanmış. 20 saat yüzünüzden çıkmıyor. Ama o konuya da değineceğim. Aynı şekilde çil uygularken o zaman buna başlayalım. Aslında eminim ki ben hep bu anın gelmesini bekledim. Yüzümde çil kalmasın da karışsın istemiyorum. Tekrar bir şöyle sileyim ben. Bu arada rujumun rengi çok güzeldi. Ay, şişkon tüyü de her yerden çıkıyor. Tamam. Bastıracağım. Yüzünüzün kuru olması gerekiyor. Islak olmaması gerekiyor. Ay oğluşum ya. Tüylerin nasıl her yerden çıkabilir? Tamam. Başlıyoruz. Ay ters gösteriyormuşum. Açtık. Şimdi özellikle dikkatli yapmalı gereken bir şey. Çünkü hani kalıcı olduğu için 20 saat. Başlıyorum, konuşmayacağım. Konuştuktan sonra yorumumu bir gün ben tecrübe ettim, sizinle paylaşacağım.
Bunun ucu çok ince olduğu için sabırla yapmanız gerekiyor. Çok ince ince boyuyor. Bile tam fondöten sürmedim hani çünkü fondöten sürerseniz çil doğal olmaz. Ve evet. Yakından ilk başta göstermek istiyorum size. Bence bu inanılmaz bir şey. Gerçekten. Bu şekilde. Şimdi kalıcılığı hakkında konuşmak istiyorum. Bir kere en kalıcı olan bu aralarında. En doğal olan bu bence. Bir kere hani çil rengine de çok daha yakın zaten çil kalemi bu. Kalıcı konusunda tamam okey. Ben dün elime denedim bunu. Elimi yıkadım ettim çıkmadı. Ondan sonra yüzüme hani bir şöyle yapınca gitti. Yüzde daha az kalıyor anladığım kadarıyla. Elime denediğimden daha çok. Şu anda ben sokakta böyle kendimi görsem, tanımasam çilli bir kız derim. Asla yapmacık durmuyor. Çok hoş duruyor. Saçımı açacağım. Gerçekten hiç ama hiç yapmacık durmuyor. Ben çok memnunum. Bir daha göstereyim hatta. Çok beğendim. Yani ben diyorsanız ben buna 30 lira veririm. Kalıcı olsun. Ne de olsa. Bu arada ne kadar gittiğini biliyorum. Çünkü bu benim ilk kalemim. Hani ne kadar gider bilmiyorum. Dün yaptım. Bugün yaptım sadece. Sallamanız gerekiyor bazen şu şekilde sürerken. Ama ben şu anda sonuçtan memnunum açıkçası. Ama dediğim gibi Suna, biz öğrenciyiz. Suna ne gerek var 30 lira vermeye? Buyurunuz. Muadil, daha az kalıcı olan. Aynı şekilde söylediğim gibi. Ben zaten bunu da bana bu çil kalemden benim haberim yoktu. Hasan'ım buldu bunu. Alışmışım Hasan'ım demeye. Hasan buldu bana bunu. Ben çok memnunum. Umarım siz de beğenmişsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biraz daha yakından çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşürüz. Abone olup beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.